anlaşılacaktır. Birçok münakaşa yapılan o konunun da yerli yerine oturacağını tahmin ediyorum. Ama konuşmadan, müzakere etmeden, tartışmadan hiçbir şey yerli yerine oturmaz. Yani muhakkak bu konu münakaşa edilmelidir. Bundan korkacak hiçbir şey yok. Ben böyle düşünüyorum, sen böyle düşünüyorsun, doğrusu budur diye bir kanaate varmak lazım. Başka ülkelerin nasıl yaptığına bakmak lazım. Türk toplumu aslında çok önemli aşamalar yaptı. 1990'lı yıllara girdiğimizde demin ifade ettiğim çok büyük değişikliklere sahne oldu. Bu değişiklikleri hakikaten büyük bunalımlara girmeden hazmetti. Yani başka toplumlarda böyle değişiklikler çok büyük bunalımlar meydana getirebilir. Dengeli bir şekilde hazmetti. Ne bileyim işte telefonundan televizyonuna kadar o kadar büyük değişiklikler var ki toplum hayatında, bilgisayarlarına kadar çok önemli değişiklikleri biz oturduk. Hakikaten kısa zaman içerisinde anladık ve realize ettik. Ama önümüzdeki dönemde de bunların yapılması lazım. Yani ben değişimin çağa ayak uydurma, hatta çağın önüne geçme diye düşünüyorum. Eğer bunu yapamazsak, yani çağın gerisinde kalırsak, işte vaktiyle bütün İslam toplumu da dahil Osmanlı toplumunu düştüğü duruma hep beraber düşeriz. Bak buradan söylüyorum, Ankara'da da söyleyeceğim. Cumhurbaşkanının cesedi üzerinde otopsi yapmaları gerekir. O basit bir ölüm olmadığına ben inanıyorum. Tarih beni yanıltsın. Yanılmayı istiyorum. Bu bir yorumdur. Ama tarih boyunca Siyonistlerin oyunlarını biliyorum. Bunda basit bir ölüm olayı olmadığı inancındayım ve şüphesindeyim. Bir cumhurbaşkanı otopsisiz asla defnedilemez. Bu büyük bir oyundur. Şahı zehirleyen Amerika, en yakın dostu Şahı ve bir zamanlar dostu oldu ama İslam'ı konuşmaya başladığı için Ziya-ül-Hak'ı yok eden Amerika'nın yapamayacağı yok. Kennedy'yi yok eden. Tesadüf bir ölüm değildir. Veya normal bir ölüm. Tarih bunu açıklayacak. Yorum yapmıyorum ama bir hissiyatım var. Orta Asya gezilerindeki konuşmaları Batı'yı rahatsız etmiştir. Kalp durmasından değildir ölümü. Raporu okudum. Kalbi çalıştırdık ama beyin fonksiyonları durmuştu diyorlar. İhmakarlık vardır. Bu bir ihanettir. Koskoca cumhurbaşkanını taşıyacak bir helikopter bulunmamıştır. Ve o esnada doktor koskoca Çankaya'da yoktur. Bunun ötesinde bazı şeyler var. Ne yapmak istiyorlar? Ana yola yol açmak istiyorlar. Köşten indiremediler. Şimdik bu ölüm ister böyle anormal olsun, ister normal ölüm olmuştur. Aynı saatte ölecekti zaten. Ama şimdik oyun büyük. Nedir o? Demirel'e köşk, Mesud'a sağın veliahtlığı. Bunu 3 yıl evvel gazeteyi saklıyorum. Amerikan elçisi Hubbe söylüyordu. Veda töreninde sağ tarafında İnönü, sol tarafında Demirel, karşısında Mesut Bey. Mesud'u size emanet ediyorum. O geleceğin Türkiye'sinin sağın veliahtı olacaktır. İşte bu formül şu anda yürürlüktedir. Resmen yapmayacaklar. Medya yoluyla fiilen sağı onun yanında birleştirmeye çalışacaklar. Ve böylece Türkiye'yi Amerika'nın istediği İran, Irak üçgeninde bir savaşa sokmak istiyorlar. Oyun büyüktür. Evet. Neyi düşünüyordum biliyor musunuz? Sizi düşünüyordum, sizi! Bir an önce varsam da ya
şükür kavuşturana. Kaç zamandır ama kaç zamandır hep Yalova'ya gelmek istedim. Nasip bugüneymiş. Hayırlı olsun.